Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok değerli, hatta ülkemizde kraliçe diye pop dünyasında adlandırılan Sezen Aksu'nun analizini yapacağız. Ben çok heyecanlıyım çünkü pop dünyasında Tarkan'ın kraliçesi, bizlerin gerçekten vazgeçilmez sesi Sezen Aksu'dan bahsediyoruz. Çok çok değerli bir sanatçı. Şimdi yapacağım analiz aslında bize bir ders niteliğinde. Çünkü biliyorsunuz ki Sezen Aksu Müzik Üniversitesi dediğimiz bir kişi aslında birçok şeyi, birçok tekniği barındıran, hatta birçok sanatçının kendi yol alacağı hikayesinde başrol oyuncusu diyebiliriz. Şimdi gelin hep beraber Sezen Aksu'nun ses analizini yapalım. Hadi bakalım. Ve Geçer şarkısıyla bizlerle. Gelişe bakın, yani tabii ki bu bir tecrübe, yani sahneye çıkıştan tutun da her şey doğal, her şey sakin, serbest. Sandalyesini çekiyor, ona yardım eden birisi yok. Dikkat edin buna. Ya bu çok önemli. Yardım etmesini istediği, işte benim zamanında birçok sanatçı işte ayakkabısını bağlatıyor, yok işte sandalyesi işte falan filan, işte kulisimde neden bir sürü şey yok diyenlerle karşılaştık. Ama Sezen Aksu'nun bakar mısınız doğallığına? Kendi sandalyesini kendisi ortaya çekiyor. Bu bile bir büyüklük işte. Devam. Bakalım şarkıya girişi nasıl olacak? Bakın insanlar nasıl söylemeye başladı. Mikrofon tutuşa bakın, suratı kapatmıyor. Hemen aşağıya eğmiş. Dimdik vaziyette duruyor. Proporsiyon da tamamen doğru. Şimdi tizleşecek azıcık. Artikülasyonlara zaten diyecek söz yok. Çünkü her zaman bahsettiğimiz gibi artikülasyon denilince aslında Sezen Aksu'nun birçok sanatçıya da yardımı dokunmuştur bu konuda. Vokal koçluğu anlamında. Neden mi? Neden derseniz, bakın şimdi dikkat edelim. Tüm harfler net bir şekilde çıkıyor, bakın. A harfini fark ettiniz mi? Telaş. Alt dudak birazcık önde. Nedense her zaman alt dudağı ve alt çeneyi hafif böyle oval bir şekilde O harfleri, A harfleri, U harflerinde oldukça öne atar Sezen Aksu. Bunun sebebi artikülasyon değil arkadaşlar. Artikülasyonu netleştirmek adına ve birçok stüdyoda, birçok kondenser mikrofona sesimizi kaydederken daha dinamik ve daha çok equalizer'dan gelen ses olarak daha dinamik bir şekilde A harfleri, işte hani şu her zaman mastering yaparken ya da mix yaparken Ş, Z seslerini kısarız ya, işte onun tamamen çıkmamasını sağlamak için böyle bir tekniği oluşturmuş olan sadece Sezen Aksu'dur. Bunu da buradan bilgisini vereyim. Daha çok kullanmanızı tavsiye edebileceğim bir teknik aslında. Birçok kişinin de bilmediği ama yararlanılabilecek bir teknik olduğunu da şimdiden belirtmiş olayım. Bundan sonraki stüdyo kayıtlarınızda denemenizde yarar var. Ben daha önce denedim. Çünkü Sezen Aksu'nun Tarkan'a, Gülşen'e ve birçok sanatçıya kendi vokal okuma tekniğini öğrettiğini de birçok videolardan da analiz ettim daha önce. Ve bakalım daha fazla neler öğrenebiliriz, görelim. Çok rahat bir kere. Bakın. Destek alış biçimi bile çok önemli burada. Bağırmıyor. Birazcık seyirciye bırakıyor. Taze, net.
ifadesine bakın. Şarkıyla özdeşleşmiş artık. Efsane. Tüylerim diken diken oldu. Efsane. Otur izle ders al zaten. Bir şey söylemeye bile gerek yok ki. A harfindeki farklılığı sezdiniz mi? Bakın. Aşka. Bu tizleşirken ki yaptığı hareket A harfindeki daha çok damağı arkadaki kubbeleştirme olayını, yani damakla küçük dil ortasındaki kubbe olayını abartmıyor. Abarttığınız zaman operaya kaçar. Abartmadığınız zaman tamamen pop vokal olarak kabartmış olursunuz. Harika bir şekilde A vokalini sergiliyor. Devam. Olay bu. Biraz ileri alalım. Evet, ikinci bölüm. Bakın. Gördünüz mü? Mesela C. C harflerinde de daha çok bizim kullandığımız C değil de kendine has bir C harfi var. Mesela cevap, C, C yap, cevap, C yaparken dişlerinin arasına hafif bir dil ucu dokundurarak daha böyle şıngır şıngır gelmesini sağlıyor. Daha parlak gelmesini sağlıyor. Mikrofona daha net gelmesini sağlıyor. Onu da hep böyle ufak ufak oyunlarla kendisi bilerek yapar. Ve ben bunlara çok dikkat ederim. Her şarkı söylemesinde aynı şeyleri yapıyor ve neden bu kadar duygulu şarkı söylediğini de bunları birleştirerek daha çok anlayabilirsiniz. Ve her zaman şunu yapar. Vokalden bir tık sonra, sanki vokal onun suflörüymüş gibi yapar. Ama en doğru zamanlamayı her zaman kendisi tutturur. Zamanlamalara bakın. İnsanlara söylettiriyor tabii ki. Kimse söylemeden duramaz ki orada. Atmosferi bir düşünsenize. O atmosferdeki o güzel duyguyu bir düşünsenize. Geliyor tizler yine. Şimdi tekrar. Yılların tecrübesi tabii ki. Bunlar diyafram, işte o hareketler falan. Hepsi böyle devinimin birleşimi, diyaframın birleşimi, doğru nefes tekniği. Kafasını ne kadar kaldırsa da aslında kaldırmıyor arkadaşlar. Mikrofon aşağıda, kendisi dik yukarıda. İşte bunu da kolay kolay herkes sahnedeyken o heyecanla beceremez. Bunu da en iyi yapan Sezen Aksu'dur. Helal olsun. Helal olsun, müthiş. Alkışı hak ediyor. Yeni gençlerin vay be Sezen Aksu dediği, orta yaşların küçüklüğümüzü geçirdik dediği, üst yaştakilerin ise tabii ki de vay be dediği pop sanatçımız, kraliçemiz Sezen Aksu. Gerçekten efsane. Şarkı söylemesiyle, doğru dokunuşlarıyla. Ya sanatçı sadece şarkı söylememeli.
Zaten sanatçı diyorsak sanatçıya, sanatçı sadece şarkı söylemiyor arkadaşlar. Sanatçı söz de yazar, beste de yapar. Her şeyi birden yapabilen sanatçımızdır aslında kendisi. O çıkış esnasını tekrar dinlemek istiyorum. Birdenbire tizlere tırmandı, orada bir bağırdı. Harikaydı o. Uzaklaştırma ve yakınlaştırma doğruluğunu, açısını artık o kadar ustalıkla yapıyor ki. Yeni şarkı söyleyecek olan arkadaşlarımıza gerçekten Sezen Aksu'nun üniversite niteliğinde olduğunu unutmamalarını, her noktasına virgülüne kadar incelemeleri gerektiğini buradan tekrar tekrar bastıra bastıra söylüyorum. Lütfen Sezen Aksu şarkılarını dinlerken sadece şarkı olarak dinlemeyin. İşte. Bakın, 50 santim mikrofon kendinden uzak ama sesin dağılımına bakın. Bu telsiz mikrofonların içerisinde kondenserler bazen eğri konuluyor. Bu eğri kondenserların içerisindeki o yuvarlak alaşım bazen döndüğü için sesi şuradan alıyor. Ona göre de tutuyor olabilir, biliyor musunuz şu anda mikrofonu? Ona bile bakmış olabilir yani provada falan. Hiçbir şeyi noktasına virgülüne kadar kaçırmayan sanatçımızdır kendisi. Zaten efsane. Onu bile düşünmüş olabilir. O yüzden çok merak ediyorum açıkçası. Neden ön tarafa doğru uzaklaştırmıyor da yan tarafa doğru uzaklaştırıyor? Bunu gerçekten merak ettim ben de. Devam. Evet, ışıktan birazcık mikrofonun içi parlıyor. Hafif yan duruyor. İçindeki alıcılar onu düşünmüş olabilir diye düşünüyorum. Kanımca. Muhteşemdi bu arada. Şu dolaşmalara baksanıza. Sahne hakimiyeti, sahnede duruş, sahnenin o büyüleyici bütün noktalarını kullanabilmek, seyirciye bazı şarkılarda bakmamak, seyirciye bazı şarkılarda şarkıyı söylettirebilmek, şarkıyı sadece söyleyip geçivermek değil, konserin amacı tamamen seyirciye ve dinleyiciye şarkıyı geçirebilmek, duyguyu geçirebilmek. Her şeyden daha önemlisi sahne duruşumuz. Sahne duruşumuzla seyirciye ben bir şeyim havası değil de ben size şarkı söylemeye geldim havasını iletmemizde her zaman fayda var. Yani kısacası Sezen Aksu'yu dinlemenizi, Sezen Aksu'yu sahne performansı olarak da örnek almanızı önemli tavsiye ediyorum. Evet, Sezen Aksu analizimizde bu kadar. Çünkü üzerine daha fazla söyleyeceğimiz daha üst seviye bir şey yok diyebilirim. Ne kadar bazı şarkılarda Sezen Aksu da herkes gibi sürtoneye detoneye denk geliyor olsa da şarkıyı söylemesi yetiyor, duyguyu vermesi yetiyor. Dakikası dakikasına, saniye saniyesine tutturabilmesi, o heceleri doğru şekilde kullanabilmesi hepimiz için bir ders niteliğinde. Bir sonraki analizde yeni bir sanatçıda, yeni bir eğitimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.